Herkese merhaba. Malum havalar çok ciddi şekilde soğudu. İşte biz de bu doğrultuda yazlık lastiklerimizi çıkaracağız ve kışlık lastiklerimizi takacağız. Ama konumuz kışlık veya yazlık lastikler değil. Konumuz farklı ebada sahip, farklı çapa sahip lastiklerin kilometre ve hız göstergesine olan etkileri. Bunu da yapmamızın nedeni yazlık lastiklerimizin çap ölçüsü kışlık lastiklerimizden çok az bir miktar daha fazla. İşte bu nedenle lastik değişimi yapınca kilometre sayacında ve hız göstergesinde hatalar meydana gelecektir. Bunu daha net bir şekilde göstermek için ilk olarak yazlık lastiklerimizle aynı güzergahı turlayacağız. Ardından kışlık lastiklerimizi taktıracağız ve yine aynı güzergaha bu sefer kışlık lastiklerimizi alacağız kilometre sayaçlarımızı her seferinde sıfırlayacağız. Hem hızımızı hem kilometre sayacımızı bu turlar sonunda ayrı ayrı hesaplayacağız ve tahtamıza gelerek analiz edeceğiz. Şimdi isterseniz sürüşümüze başlayalım. Yazlık lastiklerimize ilk turumuzu atalım. Hep beraber bir görelim bakalım kaç kilometrelik bir yol alacağız. Ardından da kışlık lastiklerimize aynısını deneyelim. tamamladık. Neredeyse birebir en fazla 3-5 metre farkla bir önceki sürüşte durduğumuz yerdeyiz. Ve yine 16-17 kez belki en fazla 18 kez şerit değiştirdik. Sürüşümüze de oldukça fazla dikkat ettik. Aynı güzergeye yılan gibi dolandık ve geldik. İlk sürüşümüzde e, 28 kilometre tam böyle 3-5 metre farkla el elde etmiştik. Şu anda bizim e, mesafe göstergemizde 29.5 8 kilometre gösteriyor. Yani ve bu da yine 3-5 metre hassasiyetle e, elde ettik diye düşünüyorum. Ve de şunu söyleyelim. Bir önceki 28 kilometreye göre 1.8 kilometre fazla mesafe aldık göstergemiz. Bunu da gelin şimdi tahtamızda bir görelim. Lastik çaplarımızın yüksekliklerine bakalım. Aldığımız mesafeyi bu lastik çapıyla karşılaştıralım. Müzik Tamamladık, tablomuzu çizdik ve sürüşlerden elde ettiğimiz verilerimizi tablomuza yazdık. Hemen şöyle bir üzerinden geçelim. Bakın yazdık lastiğimiz 255-55-20. E, bu ölçü normal fabrika verisinin biraz üstünde. Bu lastik ve jant kombinasyonumuz başka bir araçtan alınma. Ve fabrika kombinasyonu 255-50-20 olarak veriliyor. Ve bunun karşılığındaki küçük jant seçeneğindeki fabrika... E, önerisi ise 245 70 16. Şu gördüğümüz ölçü fabrikanın markanın önerdiği ölçü ve orijinal. Şimdi farklarına bir bakalım ne kadarmış. Mesela bakın lastik çapı 78.85 santim. Ve diğer lastiğimiz yani fabrikanın tavsiye ettiği ölçü 274.94 santim. Yani ikisi arasında 3.91 santim bir çap farkı var. Nedir bu? E, i̇kisini yan yana koyduğunuz zaman biri birinden 3.91 santim daha fazla zaten biliyorsunuz lastik değişimden hemen önce bunu göstermiştik sizlere ama 2-3 santim gibi görünüyordu normal ölçüler olarak baktığımız zaman yani kağıt üstündeki ölçülerdeki buna dikkat etmemiz gerekiyor esas olarak 3.91 santim iki lastik arasında bir fark var bu tabi büyük lastik olduğu için bizi çok fazla ilgilendirmiyor önemli olan bu ölçünün daha doğrusu iki lastiğin birbirine olan orantısal ölçüleri. O da şöyle bakın bu ölçüyü bu ölçüye böldüğümüz zaman %5.2'lik bir fark çıkıyor. Yani bunun çapı kışlık lastiğe göre büyük lastiğin çapı küçük lastiğe göre %5.2 daha fazla. Bunu biraz daha genişletelim ne yapalım lastiğin çevresine bakalım. Yani düşünün ki lastiğin çevresine bir ip doladınız. Sonra aldığınız o ipi açtınız, ölçtünüz. Büyük lastiğimize yani yazlık lastiğimize elde edeceğimiz değer 247.71 santim. Kışlık lastiğimizde ise 235.43 santim. Yani ikisi arasında 12.28 santimlik bir fark var. Şöyle açtığınız iki tane ipi doladığınız lastiklere ve uzattığınız aralarına yaklaşık olarak şu kadarlık bir fark olduğunu görebilirsiniz. Ve bu da doğal olarak %5.2 bir farka denk geliyor. Burada şunu belirtmekte fayda var bizim lastiğimizde her ikisinde de 35 PSI basıncı tercih ettik. Çünkü biliyorsunuz basıncın az ya da çok olması yükseli, lastiğin yükselip veya alçalmasına neden olabilir. Biz aynı basınç ölçülerini tercih ettik ama iki lastiğin de ebatları birbirinden farklı, yanak yapıları, genişlikleri farklı, ufak tefek farklılıklar olabilir. Artık bunu değiştirmek istemedik çünkü değiştirmemiz durumunda kafaları karıştırabilirdi. GPS'ten hızımıza da baktık. Mesela 60 kilometreyi aracımızı sabitledik. Nedir bu 60 kilometre? Aracın kendi göstergesindeki değer yani 60 kilometre olarak kilometre bölü saat olarak gösteriyordu. Yazlık lastiğimizde yani çapı daha fazla olan lastikte 59.45 ölçüsünü elde ettik. Değerini elde ettik. Ortalama olarak aldık bunu. Kışlık lastiğimizde ise ortalama olarak 56.5 gibi bir değer elde ettik. Yani ikisi arasında 2.95 km bölü saatlik bir fark oluştu. Bizim büyük lastiğimizde 59.45 45 ölçtük, diğerinde 56.5 ve %5.2'lik bir fark vardı. Bu oldukça önemli. Çünkü bu gösterge hatalarının lastiğin boyutuna göre ne kadar değişebileceğini gösteriyor. Buna oldukça fazla dikkat etmek lazım seçim yaparken. Ve işte fabrikalarda otomobil markaları da bütün lastiklerin birbirine denk olmasını isterler ki yüksekliklerinin ki bu aralarında çok ufak farklılıklar olabilir. %3'e kadar bu normal karşılanır. Bizim %5.2 çünkü büyük bir pick-up aracımız vardı. Çok daha büyük lastikler takılabiliyor. Öyle çamurluğun içinde herhangi bir yere falan sürtme gibi bir Derdimiz de yok veya süspansiyon sistemine sürtmesi gibi. Çünkü yer fazlasıyla var ama küçük çaplı araçlarda, örneğin B segmenti araçlarda o kadar rahat ölçü değiştiremezsiniz. Yanak boyuyla oynayamazsınız. O yüzden de ona dikkat etmek gerekir. %3 ölçüsünü kaçırmamak gerekir şu bahsettiğimiz lastik çapı ölçüsünde. GPS hızımız görüldüğü gibi %5.2'lik bir fark yaratmış. Daha da önemlisi testimizin ana konusu olan, Aracın aldığı mesafeye bir bakalım. Bakın birinci lastiğimizde yani çapı daha büyük olan lastiğimizde yazlık lastiğimizde 28 kilometrede aldığımız mesafeyi kışlık lastiğimizde yani çapı daha dar olan lastikle 29.81 kilometrede alabilmişiz. Arada 1.81 kilometrelik yani %6.5'lik bir fark çıkmış. Tabi bu fark diğerlerine daha da yakın olması gerekirdi. Ama dediğimiz gibi lastiğin diş ölçüsünden farklılık yaratabilir. Lastiğin tipinden farklılık yaratabilir. Basınç bile büyük bir etkendir burada. O yüzden bu töler edilebilir bir fark olarak görünüyor bize göre. Ve %6,5'luk bir fark etti. Ciddi bir fark bu. Şöyle düşünün. Yani her 100 kilometrede bu çapı daha dar olan lastik 6,5 kilometre daha fazla gösteriyor. Bunu Mesela 100 bin kilometreye vuralım diyelim ki 100 bin kilometre siz lastik değişikliği yaptınız, orijinaline göre düşürdünüz veya alçalttınız, şöyle bir fark elde ettiniz. O zaman 100 bin kilometrede 6500 kilometrelik bir fark çıkar. Bu çok ciddi bir fark. İşte bu nedenle de lastiğin çapına oldukça fazla dikkat etmemiz gerekir ve de kafamıza göre fazla değişiklik yapmamız doğru değildir. Fabrika ölçülerine sadık kalmak önemlidir. Burada bir önemli nokta var. Onu belirtmeden geçmeyelim. Mesela şimdi denetim altında daha fazla denetleniyor ama bazı taksiciler genelini almayalım. Biz bunu çok çok ender görüyoruz. Küçücük lastikler kullanırlar. Normalde aracın lastiği mesela diyelim ki 45 santimse getirseniz belki de 35-40 santimden daha az bir ölçü bile çıkabilir ortaya. Küçücüktür böyle yani lastik. Derli toplu gibi görünür. İşte bu şu anlama geliyor. Diyelim ki 1 kilometre mesafe gittiniz vereceksiniz 10 lira. İşte 1 kilometre yerine bu bahsettiğimiz farka benzer, buradaki yaptığımız hesaplamalara benzer bir fark çıkabilir. Hatta %10 bile çıkabilir. Bu ikisi arasındaki yükseklik farkı çok fazladır. %10'luk bir fark çıkar. İşte o zaman siz aslında 1 kilometre yol bile gitseniz normalde aracın sayacı 1.1 kilometre gösterir. 10 lira öderseniz belki de 11 lira ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu yanlış bir şey kesinlikle yapılmaması gereken bir şey, kanuna aykırı bir şey. Çünkü sonuçta bir aldatmaya giriyor. Bu nedenle bu tip araçların lastiklerine dikkat etmek lazım. Tabi şimdi kimseyi de zan altında bırakmayalım. Belki de kilometre sayacını ona göre ayarlatmıştır diye varsayalım. Tablomuzu toparladık. Şimdi şöyle hemen kısa bir özet geçelim. Birkaç yerde işaretleme yapalım. Bakın özetle lastiğimizin çapı küçüldükçe yani bakın burası bizim Kilometre sayacımız daha fazla göstermeye başlar. Diğer taraftan lastiğimizin çapı küçüldükçe hızımız kilometre sayacına göre düşük göstermeye başlar. Benzer bir şekilde lastiğimizin çapı büyüdükçe bizim aldığımız yani kilometre sayacında gösterilen değer düşmeye başlar. Benzer bir şekilde GPS hızımız daha doğrusu aracın hızı gerçek hızı da kilometre sayacının gösterdiğine yaklaşır. Hatta daha büyük bir lastik kullanırsanız daha büyük çaplı bir lastik kullanırsanız belki de 60 giderken 65 gidiyor da olabilirsiniz. Bu da çıkar ve önemli iki nokta olarak dikkat çekiyor. Evet anlatımlarımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi lastiğin çapındaki değişiklik kilometre sayacını fazlasıyla etkiliyor. Bu kilometre sayıcınızdaki 100 bin kilometre sonraki değeri artı ya da eksi olarak fazlasıyla etkileyebildiği gibi o andaki hızınızda fazlasıyla etkileyebilir. Bu nedenle ki, lastik ölçüsünde değişiklik yapmayı planlıyorsanız çapında %3'ten fazla değişikliğe gitmek tavsiye edilmez. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.